Evet arkadaşlar, endoplazmik retikulum hücrenin içinde çekirdeğe yakın bir organel. Bu hücrenin çekirdeği olsun diyelim. Üzerinde iki katlı bir yapısı olan çekirdek zarı var. İşte bu da endoplazmik retikulum. Fark ettiyseniz çekirdeğin iki katlı yapısı arasındaki alan yani bu boru gibi olan boşluk endoplazmik retikulumda da devam ediyor. Pekala şimdi endoplazmik retikulum ne yapar? Bunu sizlerle birazcık konuşalım istiyorum. Aslında endoplazmik retikulum iki kısımdan oluşur. Bir kısmı granüllü endoplazmik retikulum olarak bilinir. Bu kısımda bir sürü ribozom bulunur. Onlar da burada gördüğünüz mor noktalar. Endoplazmik retikulumun ribozomlarının olmadığı bir kısmı daha var. Orası da granülsüz yani düz kısmı. Gelin ilk önce bu granülsüz kısımdan başlayalım. Evet, görevi neymiş? Bir bakalım. Granülsüz endoplazmik retikulum daha önce hücre zarının birer parçası olacak olanlar da dahil olmak üzere lipidleri sentezlemekten sorumludur. Dolayısıyla hücrenin salgıladığı lipidleri de sentezler. Örneğin steroid hormonları gibi. Granülsüz endoplazmik retikulum aynı zamanda karbonhidratları katalizler. Ayrıca ilaçlar gibi toksinlerin çıkarılmasına da yardımcı olur. Şimdi de granüllü endoplazmik retikuluma geçelim. Bahsettiğimiz gibi endoplazmik retikulumun bu kısmında ribozomlar var. Bu da burada protein sentezi yapıldığını bize gösteriyor. Bunun yanı sıra stoplazmada da ribozomlar bulunduğunu biliyoruz. Öyleyse stoplazmada dönüştürülen proteinler ile granüllü endoplazmik retikulumda dönüştürülen proteinler arasındaki fark ne olabilir? Evet, evet. Gelin o halde protein sentezini ikiye ayıralım bu sorunun cevabını anlamak için. Şimdi, stoplazmada üretilenler ve granüllü endoplazmik retikulumda üretilenler olarak ikiye ayırıyoruz. Stoplazmada sentezlenen proteinler farklı yerlere gidecek. Mesela çekirdeğe ya da mitokondriye gidebilirler. Belki de peroksizomlara giderler ya da hiçbir yere gitmeyip sitoplazmada kalabilirler. Belki de olmaları gereken yer orasıdır. Değil mi arkadaşlar? Herkesin ait olduğu bir yer var sonuçta. Öte yandan granüllü endoplazmik retikulumda sentezlenen proteinler ya hücre dışı ortama salınır ya da ham protein olurlar. Ham protein derken hücrenin zarındaki proteinleri kastediyorum. Ya da endoplazmik retikulumda, golgi aygıtında ya da lizozomlarda kalmaya devam ederler. Birazdan neden bu organelleri aynı gruba koyduğumu da size açıklayacağım. Ayrıca granüllü endoplazmik retikulumda gerçekleşen bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. O da translasyon sonrası protein modifikasyonu. Örneğin proteinlerin arasında disülfür köprülerin oluşması işlemi Granüllü endoplazmik retikulumda gerçekleşir. Evet, protein sentezine geri dönelim. Hücrenin dışına gönderilen proteinler ya da hücrenin zarının parçası haline gelen proteinler salgı yolunu takip eder. Salgı yolu bir proteinin sentezlendiği andan hücreyi terk edene ya da hücre zarı haline gelene kadar izlediği yolu temsil eder. Ama bir protein nasıl oluyor da takip etmesi gereken yolu biliyor? Bunun cevabı eski proteinlerin stoplazmada translasyona uğramaya başlamasıdır. Salgı yolunu takip etmesi gereken proteinlerin sinyal dizileri bulunuyor. Bu sinyal dizisi translasyonun erken dönemlerinde tespit edilir ve polipeptidin granüllü endoplazmik retikuluma iletilmesine neden olur, yardımcı olur. Yani aslında yardımcı olmaz da buna neden olur diyelim. Burada da translasyon ne, e, ne, yapar? Tamamlanmış olur. Salgı yolunu anlamamız için başka bir organelden daha bahsetmemiz gerekiyor. Bu önemli. Bu organelde eski dostumuz Golgi aygıtı. Golgi aygıtı endoplazmik retikulumun yakınlarında bulunan bir organel. Aslına bakarsanız bu organel bir araya yığılmış küçük keseciklerden oluşur. Golgi aygıtında ne oluyor? Bir de onu inceleyelim isterseniz. Golgi aygıtının ilk görevi granüllü endoplazmik retikulumda üretilen proteinleri modifiye etmek. İkinci olarak proteinleri ayırmak ve gerekli yerlere göndermek. Son olarak da hücreden salgılanması gereken belli molekülleri sentezlemek. Golgi aygıtının görevlerini bu şekilde özetleyebiliriz. Öyleyse şimdi de granüllü endoplazmik retikulumda sentezlenmiş bir proteine bakalım. Mesela bu bölgede birkaç ribozom varmış ve bir tane protein üretmişler diye düşünelim. Evet bu da üretilen protein olsun. Buna ne olacak? Bu protein kendini ya lizozomda ya da hücrenin dışında bulacak, değil mi? Belki de hücre zarının bir parçası olacak. Ama her şeyden önce bir keseciğe girmesi gerekiyor. İşte burada endoplazmik retikulumda bir kesecik ve içinde de proteinimizi görüyoruz. Bu kesecik Golgi aygıtı ile birleşecek ve protein Golgi aygıtının içine geçecek. Burası Golgi aygıtının cis yüzü. Burası endoplazmik retikuluma en yakın yer. Şimdi Golgi aygıtındaki protein bazı modifikasyonlar geçirecek. Daha sonra Golgi aygıtının orta kısmına gönderilecek. Evet, onu da yazalım orta kısmı golgi aygıtının orta kısmına. Burada da farklı şekillerde modifiye edilecek ve sonunda golgi aygıtının bu kısmına gelecek. Bu kısmına da trans yüzü deniyor. Trans yüzü. Trans yüzü golgi endoplazmik retikulumdan en uzakta olan kısımdır. Bu kısımdan bir kesecik çıkacak ve bu keseciğin içinde de proteinimiz olacak. Sonra proteinin gidebileceği birkaç farklı yol var. İlki lizozoma gidip yerleşebilir. Bu lizozom olsun. Bu durumda kesecik lizozoma gidecek ve onunla birleşecek. Hatırlayalım. Biraz önce endoplazmik retikulumu Golgi aygıtı ile ve lizozom ile aynı gruba koymuştum. Bu gruba bir organel daha ekleyeceğim. O da hücre zarı. Tüm bu organelleri aynı gruba almamın sebebi ise Hepsinin salgı yolunun parçası olmaları. Konuştuğumuz proteine bir bakın. Endoplazmik retikulumda üretildi. Sonra onu oradan bir kesecik aldı ve Golgi aygıtına götürdü. Aynı şekilde oradan bir kesecikle lizozoma gitti. Yani tüm bu organellerin proteinleri kendi aralarında taşımak için yolları var. Ama bu sefer bahsettiğimiz protein lizozoma gitmiyor. Öyleyse hücreden salgılanacağını ya da hücre zarının bir parçası olacağını varsayalım. O zaman iki tane daha kesecik çıkaralım. Diyelim ki bu keseciğin içinde hücreden dışarı salınacak proteinler olsun. Bunun içinde de hücre zarında olacak proteinimiz duruyor. Bakalım bu iki keseciğe neler oluyor? Bu kesecik hücre zarına doğru gidecek ve sonunda onunla birleşerek proteini bırakacak. Diğer keseciye de aynısı olacak. O da hücre zarına gidecek ve birleşecek ama bu sefer protein hücre zarı ile birleşecek. Anladık mı? Protein hücre zarı ile birleşecek. Tabi bir süre sonra bu çıkıntılar düzleşecek ve hücre ne yapacak? Eski şekline dönecek. Umarım bu anlattıklarım size faydalı olmuştur.